Hikayemizin kahramanları Yonca ve Gonca adlı ikizler, Almanya'daki ilk tüp bebek deneylerinin kurbanıdırlar. Bu deney sırasında anneleri ölmüş, babaları ikizlerle birlikte sınır dışı edilmiştir. Ancak babaları onlara gar büfesinden süt çalarken gasp ve hırsızlık suçundan yakalanır. Ortada kalan bebeklerse tren garında bulunup sahipsiz sanılarak çocuk esirgeme kurumuna teslim edilirler. İkizlerden birini, yani Gonca'yı köylü, Yonca'yı ise şehirli bir aile büyütür. 30 yıl sonra Gonca ailesinden evlatlık olduğunu ve ikiz kardeşinin yaşadığını öğrenir, onu aramaya karar verir. Ve kardeşini bulur. Otelimiz var gibi. Onun için hiç merak etme. Torunlarımın da senin de geleceğiniz güvence altında. Çabuk bana kendi otobüsümü bul. Ya. Aha da bizim otobüs ciddi. Bizim otobüs mü? Aa. Koş. Karım mı? O da kim? Bak ne çabuk unuttun görüyor musun? Bu yüzden ırak olan gönülden de ırak oluyor. Bekle beni medeni bayilerin arasında sıkılmışsın. Çiçeğin geliyor. Yapma diyorum peki konuşayım. Anam, ahandan mucize. Sen ne diyorsun Zeynel Efendi? Mucize diyeyim, mucize. Zart Bey. Sahilde birileri yardım istiyor. Ne? Birileri boğuluyor. Ne diyorsun? Problem yok. İyiyim Kuzey Bey. İyiyim. Gonca kurbandan sonra bir de ben sağ can borçlandım. Bak diyeyim ki ne? Sen benim böbreği al. Kendi eksiğini tamamla. Biz kafa kafaya ödeşelim. Ya bu ne bir sürpriz? Nereden çıktınız siz? Bu dedi. Peşlerinden gidelim dedi. Onlar orada fingirde şey... Aa! Sular daha beynine kadar geldi. Beyni sulanınca da ne dediğini bilmiyor. Allah! Sorunun cevabı bu değil kardeşim. Biz Zeynel Camışı'yla koyumuzu özledik de kardeşim. Dedik ki değil mi kız Zeynel? Şöyle bir tatil koyuna gidelim de koyumuzun hasretini dindirelim. Ya kesin öyledir. Neyse hadi kalkalım yavaş yavaş da sizi bir odaya yerleştirsinler. Yok başka bir odaya gerek yok. Ben kardeşimle kalırım. İyi tamam. Ben nerede kalacağım? Aman üzülme bir şeye bak Camış. Koskoca tatil koyunda sahada kalacak bir ahır bulurlar zaten. Yavaş. Bir kahveciğim. Hoş buldum.
Çıkacağım şuna gidene. Bu sefer de Pınar'ın metresi mi oldu ortaya çıkacak? Hamiyet Pınar'ın metresi mi olduğunu öğrenirse bu tatil koyuna gömer beni bana. Karısı geldi beni unuttu. Ben kendimi unutturmam medeni. Sarp'ı biraz daha sokulayım bari de iyice kıskansın. Oley be! Gonca'yı kıskandıracak kadını buldun galiba. Aman ha, açık büfeden çok yedim, gaz yaptı galiba. Hadi odamıza çıkalım sevgilim. Bana oda ayarlamamışlar. Ne yapayım, ben de senin odanda kalacağım. Ne, benim odamda mı? Tabii ya, benim odamda. Hadi gidelim. Ne odası be, oturun oturun diyeceğiz. Sana ne canım? Aa, nişanlı diye bu çocuklar çıkarlarsa çıksınlar. Tabii canım, nişanlılar diye mi? Medeni, hadi biz de odamıza çıkalım. Çocuklara eşlik edelim ha? Olmaz, biz bile çalışmaya geldik. Onların yapacakları işler var aşağıda. Öyle diye mi Sarp? Şey, iş mi? Gel buraya. Gel buraya, gel gel gel. Bak, şu bizim Konya bayi Rüştü diye mi? Konya bayi Rüştü. Ha, bizim Rüştü abi o ya, Rüştü abi Konya. Bunların bürüt kilosu çok yüksekti Konya'nın. Gel gidip konuşalım şununla. Evet, bürüt kilosu. Nasıl yani? Yürü lan, yürü madrabas seni. Rüşticim ya, Konya hadi nasıl ya? Konya nasıl? Bir kulikti, bir kulikti. Ona değil lan. Acele et anamda. Bir kulik, bir kulik. Bir kulik ya. İnanmıyorum sana Gonca'ya. İnanamıyorum. Neye inanamıyorsun kardeşim, bir dediğim. Sana inanamıyorum. Ben sana ne bakıp yalan söyledim kardeşim. Konuyu bal gibi biliyorsun. Şebeklik yaparak kaynatabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Ne işin var senin burada? Ya kardeşim, işi olanın tatil koyunda ne işi olur kız? İşimiz yok ki geldik. Ama Gonca. Ya tamam canım. Merak ettik sizin şu formalite balayınız nasıl gidiyor diye. Onu görmeye geldik. Ne var yani? Ne mi var? Sorunun doğrusu ne yok olmalıydı? Bana bu kadar mı güvenin yok kardeşim? İnanamıyorum sana. Bak kardeşim, benim sana güvenim sonsuz. Ama gel gelelim kuzeyime güvenemiyorum. Yani sen de eli ayağı düzgün bir kızsın. Gerçi benimle kıyaslanamazsın ama. Konu bu işte. Bakarsın kuzey bu boşlukta senden etkilenir. Ne olur kızma kardeşim. Seviyorum da ondan çok kıskanıyorum. Ya kusura bakma, ben de biraz sert çıktım. Vallahi benim sana güvenim tam. Sen bir yana, dünya bir yana. Allah'ım ne yapıyorum ben? Az daha kardeşime sevgilisine aşık oluyordum. Salak kafam. İyi ki geldin Gonca. Gelmesen çok kötü şeyler olabilirdi. Merhabalar. Ya Kuzey. Kuzey, nasılsınız inşallah? Nasıl, sen nasıl oldun Şirin? İyi misin? Vallahi sağ olun, ben çok iyiyim. Tabii sayenizde. Ben şey için gelmiştim. Sonya'ya yan odayı ayarladım. 869 numara. Siz burada rahat rahat kalabilirsiniz. Sağ ol Kuzey. Biz de kardeşimle tatilin tadını çıkarırız. Peki Zeynel Camşı ne olacak? Aman şey, Zeynel Efendi nerede kalacak? O da benimle kalacak. Heh, iyi. Oh ne güzel. Ne güzel. Yine hep bir aradayız. Canımız hiç sıkılmayacak. Ya öyle mi? Sizi bu kadar sıktığımı fark etmemiştim küçük hanım. Neyse, bana da kendimi ayıracak vakit kalır. Haklısınız. Siz de benim yüzümden kendinize zaman ayıramadınız küçük bey. Ya neyse canım, tartışmayın. Yani nihayetinde hep birlikte şöyle güzel bir tatil yapacağız değil mi? Ben gidiyorum. Bir ihtiyacın olursa buralardayım Şirin'e. Teşekkür ederim Kuzey. Gonca'yı görünce nasıl çark etti? Ne dedi? Yok bir şey. Bak, biliyorum kardeşim, hiç haz etmiyorum şu Kuzey Bey'den ama ne olur benim hatırım için anlaşsanız olmaz mı kız? Deneriz. Hamiyet odayı bu halde olursa beni oyar. Bu adamın yeri çok güzel. Hem Medeni Bey'in odasına,
Hem de kuzeyin odasına oldukça uzakta. Artık Sonya'yı rahatça sobeleyebilirim. Sonyacığım, ben geldim. Bal bademim, elma şekerim. Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Bak, ben geldim. Açsana kapıyı. Elma diyorum, elma, elma. Buyurun, kime bakmıştın? Bu şey, ben bu otelin sahibiyim de... bir ihtiyacınız var mı diye şey edecektim. O zaman şunu yıkayın, getirin. İyi günler. Hah, buyur, gel buraya. Efendim Hulusi Bey. Gel. Buyurun Hulusi Bey. Nerede Sonya? Ben size odasını buraya aldırın demedim mi? Şey efendim, Sonya Hanım'ı tam buraya taşıyorduk ki oğlunuz geldi ve tekrar yanındaki odayı aldırdı. Ve bunu sizin emriniz olduğunu söyledi. Tamam. Peki, al şunu yıkat da getir. Peki. Uzaya da gitsen artık elimden kurtulamazsın Sonya. Bir oda istiyorum kardeşim. Ama sizin zaten bir odanız yok mu efendim? Sana ne kardeşim ya? Sana hesabımı vereceğim. Keyfim iki hayatı mısın ya? Allah Allah. Suite mi olsun efendim? Suite? Nasıl yani? Yani çok odalı mı olsun efendim? Ya çok odalı tek odalı fark etmez kardeşim. Oda olsun. 4 tane duvar olsun. İçerisi gorikmesin. O kadar. O zaman size 3. kattan bir... Olmaz. Benim odanın hemen yanını istiyorum. Odanızın yanında mı? Evet. Belki duvarı yıktıracağım. Anayı dubleks yapacağım. Ya Allah Allah. Hemen efendim. Tabii. Bu arada odanın önündeki bavulları yandaki yeni tuttuğum odaya koyacaksınız. Tamam mı? Siz merak etmeyin efendim. Nasıl merak etmem ya? Bir yanda Hamiyet, öteki yanda Pınar. Kuruyum emme. Dert bende kardeş. Neden diye bir havlu ver, küçük olsun. Tamam. Tamam hayatım. Bu ne? Bu bir şey var ya, benim mahvede. Resmen benim mahvede. Nerede kaldı bu havlu meden? Bu ne medeni? Kime bu sütyen? Vallahi benim diye. Bak, bana küçük geliyor zaten ya. Kimin ola bu sütyen? Bilmiyorum karıcığım, demek bizden önce kalanlar burada unutturlar, ben de buradım. Umarım doğru söylüyorsundur medeni karpuz. Yoksa sütyen ne kadar her şeyini alır. Burası para sende olabilir ama unutma, bütün mal varlığın benim üzerimde. Hoş unutursan hatırlatırım. Tabii hayatımın hazinesi. Şimdi ben bu sütyeni alacağım, bütün tatil köyündekilere deneyeceğim medeni karpuz, haberin olsun. Aha! Az kalsın Adapazarı bayilerine toplantıyı unuttum ya. Çok geciktim. Hadi benim gitmem lazım. Konuşuruz hayatım. Ama medeni. Bunu da unutuyordum. Hadi hayatımın manası, konuşuruz. Allah cezanı versin medeni. Ya kardeşim, sen İstanbul'da da böyle dergiye bakıyordun. Buraya geldin daha hala dergilere bakıyorsun. Yani eysi diyorum ki kız şöyle iki güneşe çıkak, havuzun kenarında oturak. Ne bileyim işte, Kuzey Bey belki oralardadır. Tamam sen git Kuzey Bey'e, ben burada iyiyim. Ya niye öyle diyorsun kardeşim ya? Sen iyice nefret ediyorsun Kuzey Bey'den. Niye hakkını yeme ya? Hoş ya, zihit bir delikanlı. Ne demişler? İyi de öldür, hakkını yeme. Ya Gonca, başımı şişirme. Yani sen git mutlu ol Kuzey'le, tamam mı? Ben onunla anlaşmak zorunda değilim. Sen onu seviyorsun, o seni seviyor. Bu kadar yeter. Gelme üstüme. Bu iyice gıcık kapmış Kuzey'imi. Kanları tutmadı. Neyse. Zamanla alışırlar artık. Bunu çok iyi düşünmek lazım, biliyor musun? Sen ne diyorsun ya? Kesinlikle. Ya, bak şeker, gel seninle bir anlaşma yapalım. Sen benim Medeni'yi kıskandırmama yardım et, ben de senin Yonca'yı kıskandırmana yardım edeyim. Bir de Medeni Bey bana kızıp beni kovabilir ama. Ay zor biraz. Ben olduktan sonra seni Amerikan ordusu bile yerinden edemez. Öyle mi? Tamam o zaman anlaştık. Merhabayın. Merhabalar Medeni Bey. Merhabayın gençler. Hadi Sarp'cığım, odamıza gidelim şekerim. Sarp'cığım mı? Odamıza gidelim mi? Pars, bize biraz müsaade eder misin? Tabii buyurun. Pars, müsaade eder misin? Uzaklaşmam lazım değil mi? Pınar, Hamiyet bizi bu durumda görürse ikimizi de mahveder ona göre.
Ay madem karından bu kadar korkuyorsun, işte istediğin oldu. Sana karınla odanızda mutluluklar diliyorum. Bize de sarpa tabii ki. Bana bak, içinizi de gebertirim. Ne oluyor Medeni? Aa, merhaba Hamiyet Hanım. Merhaba. Ay vallahi biz de Sarpçım'la odamıza çıkıp şöyle baş başa bir eğlenelim dedik. Ama Medeni Bey izin vermiyor. Canım sıkılır, hani gitmeyin diyor. Artık siz de geldiğinize göre biz de odamıza çıkabiliriz. Hayır. Aa, sana ne oluyor be? Gençler, benden size izin. Hadi çıkın odamıza, bakın keyfinize. Bay bay. Görüşürüz Medeni Bey. Tez vakitte görüşeceğiz inşallah Pars'cığım. Ha canım, ne kadar yakışıyorlar birbirlerine değil mi Medeni? Ya ne demezsin. Aha Kuzey Bey. Ne haber Şirin'le? Vallahi iyiyim ama sizi gördüm daha iyi oldum. Geçsenize. Yok canım sağ ol. Ben Yonca'yı almaya gelmiştim. Ona mercan kayalıklarını göstereceğim de daha önce öyle konuştuk. Yonca'ya mı? Kayalıkları. Yonca uyudu. Aa, uyudu mu? Bu saçını kurutan kim peki? O mu? O bu bizim iki yan odada bir kadın var da makinası bozulmuş. O bizden rica etti, geldi bizim makinayla kurutuyor. Makinayı alıp gidemedi mi? Niye burada kurutuyor? Evet, o da doğru. Ama Kuzey Bey ne yapsın? Allah herkese sağ verdiği zekayı vermiyor tabii. Yani biz de kadın üzülmesin diye geldik, biz de kurut bari ne yapalım. Ama sen eğer çok heveslendiysen benimle birlikte gidebilirsin o mercan şeylerine. Kayalıklarına. Heh, bak o da güzel olur. Duyunca çok heyecanlanmıştı halbuki Yonca. Neyse hadi beraber gidelim. Olur gidelim. Hadi. Leydim, koluma girmez misiniz? Ay, koluna mı? Evet, koluma. Aman Kuzey Bey, laf söz gelmesin. Çok komik kızsın sen Şirin'e ya. Esas komiyim değil mi? Canım sağ olsun. Buradan lütfen. Teşekkür ederim. Tatili kocalı mı yapıyor mu, kocasız mı anlamadım gitti. Eğer bu öküz bir şeyler çeviriyorsa... donuna kadar almazsan bana da hamiyet demesinler. Nasıl olsa bütün mal varlığı bende. De bu süt yiyen kimin? Vay! Bunlar Gonca Kurbanlar Kuzey Bey değil mi ya? Bak iki böbrek tekrardan buluşmuş. Enişte baldız geziler. Ah! Şimdi baldız baldan tatlı mı? Tatlı. Gonca Kuzey Bey'in baldızı mı? Baldızı. Tatlı mı? Tatlı. Yok canım. Aklıma gelen başıma gelmez herhalde. Gelir mi? Gelmez. Önce akşam. Nereye kayboldu bu kız? Zeynep, Gonca'yı gördün mü? Au. Kuzey Bey'le sarmaş dolaş dolaşmaya çıktılar. Ya. Ya. Sağ ol. Gideceksen şu yanına gittiler. Yok, gitmeyeceğim. Onlar baş başa kalsınlar. Ya inanamıyorum ya. Gonca'yı görünce bana verdiği sözü unuttu. Böyle bir şey nasıl olur? Yani anlayışı, kültürü, yaşam tarzları bu kadar farklı iki insan. Aşkın gözü kör derlerdi de inanmazdım. Bu da canlı kanıtı işte. Aa! Ben gözlere inanmıyorum. Anam, ben bunu unutmuşum. Aa, tesadüf bu kadar yani. Biz burada bile komşu. Bence bu bizim kader. Siz Zeybe'nin odasında ne arıyor? Ben burada kalayım. Ha, yani yer sıkıntısı varsa benim oda çok boş. Yatak da bomboş. Yine sapık da. Neyse size iyi günler. Ama nereye gidiyor Zeynel? Benim duş bozuk. Acaba ben sende bir duş alabilir? Olmaz. Hayatta olmaz. Asla olmaz Sonya Kurban. Ben de sana kurban. İyi Sonya Kurban. Size rast gelsin. Daha iyi günler. Anam. Çıplaklar kampı dedikleri yer burasıymış değil mi? Hakikaten varmış öyle bir yer ha. Bebe. Buradaki insanlar niye bana böyle tuhaf tuhaf bakıyorlar acaba? Bilmem, belki giyimindendir. Yani burası için biraz kalın gibi sanki. Sana da sıcak gelmiyor mu?
Yok, bu benim yazlık entarim. Yazlık entari mi? Bikinin falan yok mu? Yani entari yazlık mekanlar için biraz fazla gibi sanki. Bikini? Bikinim var. Hem de 15-20-40 tane. Ama biz böyle koyluk yerde giyerdik onlara golete girerken. Ne yapardınız? Girerdik, çimerdik, yüzerdik orada. Çok komik kızsın Şirin'e. Öyleyim değil mi? Ah Gonca, yaptın yine kolülüğünü. Rezil ettin kendine kız. Gonca, istersen sana otelin butiğinden bir bikini ayarlayabiliriz ha? Böyle ben seni utandırıyorum değil mi? Yok canım, nereden çıkarıyorsun? Ben şimdiye kadar kimsenin görünüşünü önemsemedim. Önemsemem de. Beni olduğum gibi seviyor. Canım Kuzey Bey'im. Deniz ne kadar da sakin değil mi? Böyle duru olduğu zaman denize bayılıyorum. İçini bütün açıklığıyla sergilediği zaman. Senin dürüstlüğünü seviyorum. Duruluğunu seviyorum demek istiyor. Ah, ben de seni seviyorum Kuzey'im. Bu sefer yanlış yok. Müdür ne dedi? Oğlanın odasının yanında Sonya. Orası oğlanın odası, burası da Sonya'nın. Artık elimden kurtulamazsın Sonya Hanım. Elma da olsan, armut da olsan, hatta avokado da olsan sobeledim seni. Gelinim. Hulusi baba. Sen ne arıyorsun burada? Niye kendi odanda değilsin? Biz burayı kardeşime hazırladık. Ben de onun yanına uğradım. Kardeşinin yanına mı? Evet, bir sorun mu var? Sorun? Yok canım, ne sorunu olacak? Sorun morun yok. Ben müşterilerin memnuniyetini araştırıyorum. Ya, peki. Size kolay gelsin. Peki, hadi hoşça kal. Hay Allah ya. Sobeleyelim derken ebeleniyorduk. Peki nerede bu kadın? Oğlan odasının yanında değilse? Allah Allah. Allah Allah. Artık kendime bir fikir almanın vakti geldi. Ya kuzeyimi daha fazla utandıramam. Buyurun efendim, nasıl yardımcı olabilirim? Vallahi ben fikini bilerek. Bikini var ya şöyle. Ha bikini. Buyurun burada. Şurada. Anam, bunlar mı fikini? Ha? Kız bunun yanları incecik. Bu ne böyle? Tanga. Anam. Bu ne böyle? Kız ip bu. Ha o mu? String efendim. Ne? Çok ayıp. Şurada alışveriş yapıyor, senin ettiğin lafa bak. Şu güzelliğine yakışıyor mu bir kere için? Pardon efendim, yanlış anladım. String demek ipli mayo demek. Şuna bak, başımıza taş yağacak. Dünya tersine dönmüş. Kız ben bunu fistanımın altına bile giymem. Tişört verelim o zaman. Yok onu da istemem. Onu da giyince biliyorsun da bacaklarım cıbıl cıbıl gözüküyor. Utanıyorum ben. O zaman kapri ya da bermuda verelim. Sen bana kötü kötü laflar mı diyorsun? Ben sen ne diyorsun anlamıyorum. Bana Türkçe konuş. Ne? Yani kısa pantolon. Kısa pantolon. Evet. Ha, o güzelmiş. Ondan beni alayım bakayım ne de. Evet. Bu iyiymiş kırmızı kırmızı. Oh, Hulusi baba gitmeyecek. Hemen Zeynel'i bu odaya taşımam lazım. Hemen yan odaya geçiyorsun. Niye? Hulusi baba seni burada görmesin. Yoksa evliliğin formalite olduğunu anlar. Aa, anladım. Kartal sal kartal kalkar operasyonu. Ya ne diyorsun Zeynep? Ben yürüyorum. Bu arada balkondan falan kuzey görürsen söyle hemen buraya gelsin. Okey. Zeynel beni böyle görünce dayanamayacak artık. Merhaba yakışıklı. Ah, siz Yonca Hanım? Evet, kendimi bildim bileli öyle. Peki ama siz bu odada ne arıyorsunuz? Niye? Burası benim odam değil mi? Ah, doğru, haklısınız. Ben Kuzey Bey'e bir şeye ihtiyaç var mı onu soracaktı da. Yok. Teşekkür ederim. Sizin bir şeye ihtiyaç var? Hayır, benim de yok. Teşekkür ederim. Peki Zeynel Bey ortada yok. Acaba onun bir şeye ihtiyaç var? Bilmem. Bunu ona sorman lazım. Doğru. Haklısınız. Madem kimsenin bir şeye ihtiyacı yok, o zaman ben gidiyorum. Güle güle. Bay bay.
ortada kalmama niye şaşırdık ki? Çok beğenecek. Anam, sen ne arıyorsun burada? Beni Yonca kurban görevlendirdi de. Ya sen beni Tomya mı zannediyorsun? Sen esasdan sapık çıktın. Sapık çıktın. İzah edeyim. İzah edeyim. Ya vurma dur. Operasyon var diyeyim. Kartal. Salkarını da ben seni bildim. Dur. Yonca, sen ne arıyorsun burada? Aşk olsun, insan karısını böyle mi karşılar? Yanlış anlama canım, bir an görünce şaşırdım. Baban geldi, ben de buraya geçmek zorunda kaldım. Tam zamanında geldi, bizi birlikte görmesi daha iyi olur. İyi etmişsin. Gerçi daha geç bekliyordum ama. Gonca bir anda alışveriş yapmaya karar verdi. Ben de bir şeyler içtim geldim. Sen nasılsın? İyi. Geçsene. Tamam. Madem Zeynel Bey öbür yanda, ben de gider orada ziyaret eder onu. Sana kızar kim? Merhaba yakışıklı. Aa, Gonca. Yani iyi günler. İyi günler. Ne vardı Somya bacı? Burası kimin odası? Burası benim odam. Ne oldu? Ha, benim yanlışlık oldu da Kuzey Bey'in odasına gidecekti. Yok, burası kardeşim de benim odam. Ya esasen sen Yonca'yı hiç gördün mü bu ara? Yonca? Ha, Kuzey Bey'in odasında. Neyse, ben sizi rahatsız etti. İyi günler. İyi günler. Beni çıldıracak ya, çıldıracak. Sanki bu adam David Copperfield puf diye kayboluyor ortada. Bu sırada bir tuhaflık var ama neyse. Önce ben şu Camışan Efendisi'ni döveyim, sonra onu düşünürüm. Hani bugün Mercan Kayalıklarına gidecektik? Mercan Kayalıkları mı? Biz Gonca'yla gittik. Ya. İyi. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğlendik tabii canım. Yani ne bileyim, iyiydi işte. Allah Allah. Önce gelmedi, şimdi de niye gitmedik diye soruyor. Kızım sen nedenini anla ya da anlama. Adam bal gibi Gonca'nın peşinde. Çekil aradan da mutlu olsunlar. Kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Deli. Hakikaten deli Gonca yani ha. Deminden beri beni pataklamak için can atıydı. Böyle bıraktı gitti. Böyle de olmaz ki. Kardeşim burada mı? Burada. Çekil. Girseydin bari. Salaksın sen. Biliyorsun salak. Hem de konsantre salak. Azıcık su katsalar senden 25 tane salak olur be. Nasıl düşünemezsin? Sonya ile Gonca aynı odada kalıyorlar. Şimdi seni sobeledim Sonya hanım. Gel adam geldi. Şimdi açsam sopayı yiyeceğim. Açmasam açmadım diye sopayı yiyeceğim. Ya Allah ya bismillah. Sen ne yapıyorsun burada? Ne yapayım? Vallahi dayak yiyeyim. Anlamadım. Ben aylardır anlamayayım ama habire iyiyim. Sen bu odada mı kalıyorsun? Evet. Nişanlım Gonca ile beraber burada kalıyor. Senin nişanlı olduğunu bilmiyordum. Herkesten gizli bir nişan yaptık kendi aramızda. Öyle mi? İyi. Allah mesut etsin. Siz neye baktıydınız Hulusi Bey amca? Hiç canım. Yani dolaşıyordum. Müşteriler memnun mu diye bir bakıyordum. Memnun. Memnun. Müşteri memnun. Şu odalardan bütün İstanbul çıktı. Bir Sonya çıkmadı. Kardeşim,
Kardeşim neredeydin? Her yerde ben seni aradım kız. Ya Hulusi Bey ortalıklarda geziniyordu. Biz de Kuzey'le odaya girmek zorunda kaldık. Adam müfettiş gibi çat kapı giriveriyor odaları. He. Her neyse canım. Artık Hulusi Bey gitmiştir. Kendisi odamıza gidelim. İyiydik burada ya. Kuzey Bey siz de birazcık dinlenin. Nasıl olsa akşam yemeğinde görüşeceğiz. Hem biz kardeşimle kız kızı azıcık konuşak değil mi? Ya kardeşim. Ya evet. Peki o zaman. Akşama görüşürüz. Görüşürük, iyi günler. Güle güle Gonca. Ya Gonca ne yapıyorsun? Dedektifçilik oynamak için biraz büyümedin mi? Ya rahat bıraksana beni. Kardeşim seni göresim geldi. Ben seni çok özledim. Bana kadar çocuğa niye kızıyorsun ya? Kızmıyorum. Goncacığım boğuluyorum, anlıyor musun? Boğuluyorum. Bırak biraz peşimi. Nefes almana ihtiyacım var. Avrupa Birliği kapısındaki Türkiye gibi muamele edin. Hadi edebinle çabuk git şuradan. Çabuk. Görmeyeyim kalim deliyen dip dip dedi. Dürtüp ağa bağırmayayım. Gidecek yerim mi var? Çalacak kapın mı var? Beni eller anlamaz. Kuzey Bey. Zeynep. Gelsin. Geleceğim. Zaten gidecek başka yerim yok. Yok, öyle olmayacak. En iyisi benim oğlana sormak. Sonya'nın yerini en iyi o bilir. Nedenini sorarsa hep bir yalan atar sandık. Kuzey, evladım. Kuzey. Ana. Kulisi Bey amca. Ana, gene bir yanlış orada. Yok yok, benim kesinlikle bir doktora görünmem lazım. Benim kesin tansiyonum düştü. Kulisi Bey amca, iyi misin? Ben Hulusi değilim. Beni doktora görmem lazım. Tabii kapısını bulabilirsin. Yazı şeker gibi adam halbüsek. Ama ne yapacaksın, contayı sıyırmış. Şu bize etiklerine bak. Bunu geçme ya, bu tekrar mı ya? Aman aman da kapattım zaten. Küçük bir televizyon. Neden ya? Sen bana büyük bir televizyon alsana parasıyla. Ha? Hayatımın bari. Sana sinemaskop perdesi kurdurayım memleti ya lütfen. Bana bir müsaade et. Burhaniye bayisiyle konuşayım geleyim. Ya yine mi? Ne bitmez bayiymiş bunlar. Geliyorlar bitmiyor ya. Ah cirosu ne kadar yüksek bir bilsen canım. Hemen dönerim merak etme. Yani şimdi beni bırakıyor musun? Nedeni? Olur mu ya, hemen döneceğim dedim. Kırayım ama para bende demek için çalışmak lazım canımın içi. Şort mu çıkacaksın bayinin karşısına? Pantolonun içine dedim kalktı. Ya kardeşim vaktim yok diyorum. Don olsa giyemem ya. Biz Yonca ile tam 4 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorduk. Ve epey zamandır da beraberdik. Ama Yonca birdenbire ne olduysa gitti Kuzey'le evlendi. İnanmıyorum ya. Senin gibi bir adama yapılır mı bu? Yapılmaz ama yaptılar işte. Hay yakışıklı çocuksun. İyi bir işin, iyi bir maaşın. Kaloriferli 200 metrekare evin bile var yani. Kendimden biraz fazla bahsettim galiba. Peki sen neden Medeni'yi kıskandırmak istiyorsun? Ben... Aha! Şey, Medeni'yle biz... Neyse sonra anlatırsın. İşte beklediğimiz fırsat ele geçti sonunda. Gel. Trabzon havaalanında kulenin en çok kurduğu cümle ne biliyor musun? Hayır. Dikkat. Erra Teyul, poyna. İnanmıyorum tabii. Ay Cem Yılmaz'dan bile daha komiksin. Dayanamayı yapacağım vallahi. Abartma istersen, tamam. O kadar güzelsin ki Pınar'cığım. Yani ansiklopedi açıp baksam güzel nedir diye. Yani kesinlikle karşısında senin resmini görürüm ha. Şart. Ah Yonca. Senin ne işin var burada? Niye, ben gelemez miyim buraya? Tabii gelebilirsin de. Sence de biraz fazla tesadüf değil mi? Artık sizinle ofiste tanışmıştık. Medeni Bey'in arkadaşısınız. Ama artık Sarp'ın yakın arkadaşıyım. Ay ne iyi ettik de geldik değil mi Sarp'cığım baş başa? Of haklısın hayatım var ya. Hayatımda gördüğüm en güzel kadınsın ya. Demek berabersiniz. O zaman ben sizi baş başa bırakayım. Paylaşacağınız şeyler vardır. İyi günler. Canım benim. Oy. Yara damat al da dördümüz yemek yiyelim beraber. Tabii. Neden olmasın?
Senin erkekliğine pars efendi. Ne oluyor? Efendim ben ne yaptım ki? Ben sana mahsucuktan bunun sevgilisi gibi yapacaksın demedim mi? Oldu. Başka bir arzun var mı Medeni Karpuz? Sen karışma. Bana bak Paris. Bundan böyle özel mülke izinsiz girmekten senin yanında kovuyorum. Tazminatını da fazlasıyla alacaksın. Şey ama efendim durum bildiğiniz gibi değil. Aman aman boş ver canım kovsun. Sonra karısına nasıl açıklayacak? Bayi toplantısında müdürler nerede diye sormaz mı karısı? Tamam kovmuyorum. Ama gene de tazminatını alacaksın. Bir kere çözü ağızdan çık. Yürü bakayım odana. 5 dakika sonra geliyorum. Çabuk. Üf ya üf ya. Bakın Medeni Bey durum bildiğiniz gibi değil. Ya ben sadece birini kıskandırmak için bunu yaptım. Ya tabii. Koynumda yüksek maaşlı yılan beslemişim be. Ama Medeni Bey gerçekten ben birini kıskandırmak için bunu yaptım. Garson gel buraya gel. Gel kardeşim. Bu arkadaşın anlattıklarını dinle. Sonra bak. Bana bilahare anlatacaksın tamam mı? Tamam Medeni Bey. Anlat. Bakın garson bey. Ben Yonca'yı çok sevdim. Biz Yonca'yı çok sevdim. Garson nasıl oldu? Gonca kız, vallahi çok güzelmişsin de haberin yokmuş ha. Vallahi kız, yerim ben seni maşallah. Endamında sen ne canlar yakardın ama Kuzey Bey kıymetini bilsin ki koynunu ona kaptırdın. Oo, kardeşim, çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Ya ortama uyum sağlayak dedik. Geç her zamanki halim benim ama. Güle güle giy, çok yakışmış. Sağ olasın. İşte dergicinin kız kardeşi olmak kolay iş değil, sorumluluk istiyor. İnsan ne giyeceğini bilmeli değil mi? Teşekkür ederim. Dur şuna asayım, geliyorum. Kuzey Bey. Vay Gonca, ne kadar güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Yazlık moda girmişiz. Baktım yazlık yer, ben de yazlık bota gireyim dedim. Moda girmişsin yani. Evet öyle. Yonca yok mu? Yonca mı? Niye sordun? Babam bizim için romantik bir yemek hazırlamış. Malum balayı olayı. Bizim de gidip biraz rol yapmamız lazım. Kuzey Bey kardeşim dedi ki ben bu gece hiçbir yere dışarı çıkmayacağım dedi. Hiç tadım yok dedi. Keyifsizim dedi yani. Ya. Ne yiyeceğiz şimdi? O kadar da masraf etmişsinizdir. Boşa gitmesin değil mi yazık günah. İstersen biz ikimiz gidek. Tamam o zaman beraber gidelim. Hem böbreklerimizi kutlamış oluruz değil mi? Böyle buyurun bakmazlar. Bakayım. Gonca. Allah Allah. Kaşla göz arasında yine nereye kayboldu bu kız? Neyse. Ay Medeni ben çok yanmışım bugün. Biraz yoğurt süreyim şuralarımı da beraber yemeğe gideriz olur mu? Tamam hayatı dinleriz. Alo. Medeni bana bak ya 2 dakika içerisinde burada olursun ya da ben oraya geliyorum. Hayatım karım burada konuşamıyorum ya. Ama delirteceksin beni balkona çık o zaman. Tamam çıkıyorum tamam. Telefon eden kim Medeni? Bilmiyorum. Recepsiyondan aradılar. Niye cep telefondan arıyorlar öyleyse? Ne bileyim canım. Artık Hulusi Bey'in elemanları salaksa ben ne yapayım? Ya birazdan hazır olurum canım. Tamam. Balkonların arasında öldüreceksin sen beni. Ya kaç saattir içeri tıkır kaldım ya. Çiçek kapı kurutsun beni. Gelmiyorsun hiç yanıma. Ya fırsatım olmadı. Zaten yemekte beraber olacağız. Medeni. Medeni. Karım beni burada görür çağırtırır. Geç içeri geç. Ben balkonda yıkanmasın bari. Yaşlanmışsın daha da güzel olursun Kubiski gibi. Yoksa o
kaynak mıyım? Neyse canım, ben sana ekmek banar, seni yerim be. Kuzey Bey, yemekler çok güzel olmuş. Özellikle de Kemani abi, şahane vallahi. Babam zevkli adamdır. Ne içersin şirine? Şarap? Yok, onun babı eşki değil mi? Ben onu sevmiyorum. Ben ayran içeceğim. Peki tamam, sana ayran getirsinler. Hanımefendiye bir ayran. Ben de şarap içerim. Peki tamam. Bana hanımefendi dedi, beni seviyor. Oh, ay, pardon Zeynep. Fark etmedim, kusura bakma. Benim de Gonca kurban. Dalgınsınız herhalde. Gonca'yı arıyorum, gördün mü? He, gördüm. Kuzey Bey'le şu tarafta zift yiyiler. Sağ ol. Ay, sarp şekerim, o kadar tatlısın ki. Öpmek geliyor seni içimden. Öpeyim mi? Ya çocuklar, bayilerin yanında biraz ayıp olmuyor mu ya? Sahi ya Medeni, sen bu bayilere bir konuşma yapmayacak mısın? Aa evet Medeni Bey, bayilere kesinlikle konuşma yapmalısınız. Ya olur mu öyle şey, iki lokma yemek yediriyoruz diye adamların kafasını ütülemeyelim. Olur mu canım, hiç değilse bir hoş geldin demen lazım. Kesinlikle size katılıyorum Amiyet Hanım. Konuşma yapmalısınız Medeni Bey. Sen ne diyorsun Pars? Şey dedim yani, toplantı salonunda yaptığınız konuşma inanılmaz güzeldi. Hay ağzını öpeyim Pars ya. Aa, o çok resmiydi canım. Burası daha rahat bir ortam Medeni Bey. Aa, çok ayıp olur bak. Bütün bayilerin karıları, çocukları gelmiş. Aa, hem sonra karılar beyleriyle gurur duyarlar ya. Evet. O zaman bir konuşma yapmak lazım tabii. Arkadaşlar, ben sizden bir dakikanızı rica etmek durumundayım. Sevgili çalışma arkadaşlarım, hep birlikte az zamanda çok ve büyük işler başardık. Birlikte kazandık, çalıştık, kazandık, çalıştık, manyak kazandık. Hatta ya, biraz da ben kazandım. Ha ne olacak? Bundan sonra duracak mıyız? Durmak yok arkadaşlar. Öyle bir yerdeyiz ki durursak düşeriz maazallah ya. Hep birlikte el ele, el ele. Bu arada hepinizin huzurunda sevgili Samsun bayime, Ordu bayime, Konya bayime, efendim, Erzurum bayime, hatta Tokat bayime ve bilhassa Burhaniye bayim İsmail Bey'e teşekkürü bir borç bilirim. Kim bu ya? Hulusi Bey misafirleriymiş efendim. Hulusi Bey öyle dedi. Madem patron misafirler, ilişmemek lazım. Sarhoş herhalde efendim. Baksanıza saçmalıyor. Hep birlikte daha da güzel günler, daha da yüksek performanslar diliyorum arkadaşlar. Bravo. Bravo Medeni Bey. Bravo, bravo. Politikacı herhalde bu baba. Kalabalığı görünce dayanamadı. Bu bayilerin de ne kadar nankörmüş Medeni. Sen onları al topla getir buraya, tatil yaptır, yedir, içir. Sana bir alkışı çok görsün. Sonra ben de konuşmanın bir yerinde teessüf edeyim dedim. Sonra yutkundum geçti. Bırak, bırak çalışsınlar. Neyse böyle çalışsınlar daha iyi. Sıkıntı basit. Sert konuşmaydı Medeni Bey. Madem bu kadar beğendin, ayrıca seninle de konuşuruz bunları. Ya bu pırlanta gibi konuşmayı sana tekrar ederim. Yonca kurban, sen niye böyle tek başına oturayım? Yani kocanla geçsene. O benim gerçek kocam değil Zeynep. Olsun. Ama yakışıklı adam. Tabii canım, bir gün evlenirsen böyle bir adamla evlen. Boylu postlu, malın yük sahibi. En azından biz de tatilimizi bedavaya getiririz.
Sen niye Gonca'nın yanında değilsin? Gonca? Hoca Kuzey Bele gezi. Gelinim, sen burada ne yapıyorsun yalnız? İlahi Hulusi Bey amca, ya biz neciyiz burada? Sen zaten karşıma çıkmasaydın şaşardım Zeynep Efendi. Buralarda kocana çok dikkat edeceksin gelinim. Kapı verirler elinden vallahi. Hulusi Bey amca, Yonca Kurban'da bu güzellik varken Kuzey Bey'in gözü başkasını biraz zor görür gibime geliyor. Bunu güzel söyledin Zeynep Efendi. Nasıl gelinim, yemeği beğendin mi? Çok güzeldi, teşekkür ederim. Size daha sürprizlerim var. Size harika bir balayı yaşatacağım. Kuzey nerede? Kuzey, oğlum, karını bırakıp nereye gidiyorsun? Babam, hemen yanına gidelim. Tabii tabii, kayınpederimize karşı boynumuz kıldanınca Kuzey. Birbirinizi bir daha bırakmak yok. Sizi ayrı görmeyeceğim. Buraya böyle aylak aylak gezinmeye gelmediniz ki. Hadi bakalım, hadi eğlenmeye. Eğlenmeye mi? Hadi bakalım, diskoya. Disko'ya mı? O ne? Disko, yani gürültülü bir yer. İnsanlar içinde tepiniler, pürek dansı yapıyorlar. Gidince görürsün. Ben gelmesem. Evet baba, bugün çok yorulduk ya. İtiraz istemiyorum. Bu yaşta dans edip eğlenmeyeceksiniz de ne zaman eğleneceksiniz? Hadi bakalım. Marş marş. Hulusi Bey amca, siz gelmiyor musunuz? Hayır, ben Sonya. Yani sonra şey yaparım. Anladım. O zaman Sonya görüşürüz. Anam, burası nasıl bir yer böyle? Yılan mı girmiş, çıyan mı girmiş, böyle zıplayıp duruyorlar lan? Dedim ya, Gonca Kurban, disco burası. Şimdi bunlar hoplayıp zıplayıp stres atıyorlar. Halbuki bu kadar insan halay çekse daha bir iyi. Valla ne güzel dedin. Deli danalar gibi böyle tepiniyorlar, yazık. Ben dans etmek istemiyorum. Peki tamam, yalnız biraz oturmamız lazım. Çünkü babam buradakileri kesin tembihlemiştir. Yani erken çıkarsak haberi olur, bozulur. Hey, o zaman şurada biraz oturalım. Tamam. İyi misin? İyiyim. Madem buraya geldik, biraz dans etmek istemediğine emin misin? Evet, sen Gonca ile et. Aman, böyle müzik mi olur canım? Şöyle çifte telliye göbek havası olacaktı ki baktayım burada nasıl oynardım. Aha, Gonca, kardeşim istersen Kuzey Bey'le sen dans et şurada. İstemem, sonra kıskanırsın falan. Kız vallahi söz veriyorum, kıskanmam. Hem canı sıkılmasın Kuzey Bey'imin. Ha? Kuzey Bey, Gonca seninle dans etmek istiyormuş. Ya, hadi o zaman. Gonca. Tabii, tabii. Hadi hadi, kalk kalk kalk. No New Year's Day. Ana, niye sessizleşti burası? Şimdi kurban, bu romantik dans müziği. Yani slow kurban, slow slow. Mesela ben bu dansı bileyim, edelim mi? Sen yine sapıklaştın Zeynel Camış'ın, ha? Sen git istersen Somya ile dans et. Getir kulağını. Getir tamam. Kulağını öyle sapık sapık bağırlar. Bak burada, kalk burada ya. Kesin babamın işidir. DJ'yi ayarlamıştır. Oturalım istersen. Lütfen dans edelim. No April rain. Sen iyi misin? İyiyim. Formaliteden kocan da olsam beni biraz ihmal ediyorsun. Ben mi seni ihmal ediyorum? Güldürme beni. Neyse, daha fazla konuşmayalım. Sadece dans edelim. Çünkü bu bizim ilk dansımız. Oh, sessizlik ne güzelmiş. Benim de kulaklarım dinlendi. Yaşlanıyoruz galiba. Yok yok, olgunlaşıyoruz. Bye. Ağlamadım, görmedim diye. Kulağımın dibinde bağırın. Cama
Neden otele geldik? Yani ben fark etmedim, sana uydum ama. Saat daha erken değil mi? Yok, ben yatacağım. Yonca, sen iyi misin? İyiyim, bir şeyim yok. Neden yatıyorsun o zaman? Bilmem, güneş çarptı herhalde. İyi geceler. İyi geceler. Kuzey, sana bir şey vereceğim, bir dakika bekler misin? Tabii. Fotoğraf makinesi. Bingo. Zeki çocuk. Profesyonel bir şey değil ama aynısından kendime daldım. Belki beraber fotoğraf çeker. Neyse, zaten sonra iyi bir fikir değilmiş gibi geldi. Neden? Neyse canım, önemli değil. Hediyemi beğendin mi? Beğenmez miyim? Çok incesin Yonca. Bugüne kadar aldığım en anlamlı hediye. Sen gül yapraklarıyla jest yapınca benim aklıma böyle bir şey geldi. Neyse, beğenmene sevindim. İyi geceler. İyi geceler. Yonca. Efendim. Neyse. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. İyi geceler. İyi geceler. Hocam Gonca, geç içeri. Ama ne bileyim canım. Böyle birdenbire kaybolunca merak ettim, biliyor musun? Vallahi billahi takip ettiğimden değil, merak ettim diyorum. Hem de şu Zeynel Camış'ıyla öyle baş başa kalınca ben ondan kaçayım da kurtulayım dedim. Uykum var, yatacağım biraz. Sen keyfine bak. Kardeşim senin uykun varsa benim de uykum var demektir. Unuttun mu biz ikisiz kız? Hem böyle canın sıkkınken seni öyle yalnız başına bırakmam. Sağ ol kardeşim. Kardeşim. Ben seni çok seviyorum, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Oh. Vallahi rahatlık versin Kuzey Bey. Sağ ol Zeynep. Sana da iyi geceler. Sağ ol, sağ ol. Sizinki de şans ha. Balayına çık. Bodrum'a gel. Benimle yat. Kayınpederi. Bunlar kırmızı mumla arasalar bulamazlar be. Bu sürprizimi duyunca bakalım benim oğlanla gelin ne yapacaklar. Kalkın artık, kalkın. Öğlen oldu, öğlen. Eyvah babam. Zeynep. Zeynep çabuk çık. Çabuk çık babam. Nereden çıkayım, nereye çıkayım ya? Balkondan çık, balkondan çık. Yoncayı da buraya gönder, tamam. Allah Allah. Sayın Karpuz. Günaydın. Günaydın Cenel Efendi. Gonca Kurban. Şşt. Gonca Kurban. Kartal salkar dal kalkar. Gonca Kurban. Şşt. Dal kalk. Bak daha kalkarmadan. Ulan senin yediği sopayı eşek yese şimdi ip üstünde yürümesini öğrenirim. Ulan arkadaşlar, yoksa rüya mı görüyorum? Ah Yonca Kurban, rüya der. Hulusi Bey geldi diyeyim. Ya Gonca dur adamı. Ciddi. Ya Hulusi Bey geldi. Beni de orada görmesin diye gizlicene balkondan buraya girdim ben de. Çok iyi yapmışsın. Hulusi Bey geldi. Bir dakika. Ama ben seni daha bu odanın içinde görürsem, uzaya giden ilk Türk yapar haberi olur lan.
kurban. Sen benim günahımı çok alayım Gonca kurban. Senin sayende günahsız olarak cennete gideceğim. Rabbim. Tabii çamaşırlarım. Ben diyorum siz de sessiz olun. Hulusi Bey Zeynel'in burada olduğunu anlamadım. Hulusi Bey benim burada kaldığımı bilir zaten. Nasıl yani? Şey ben ona kocayla nişanlı olduğumuzu söyledim. Ne dedin ne dedin? Kocayla nişanlıyız dedim. Allah kolay versin. Günler Medeni Bey. Hadi bakalım pembel tavuklar kalkın artık ya, öğlen oldu. Size bir sürprizim var. Hulusi Baba günaydın. Günaydın gelin. Kuzey yok mu? Uyuyor. Uyuyor. Tembel oğlum benim, top atılsa uyanmaz. Dün gece çok yoruldunuz demek. Romantik disco akşamı işe yaradı. Baba. Evet baba. Size bir sürprizim var. Sizi tüple dalışa götüreceğim. Tüple dalışa mı? Daha önce daldın mı? Ben her yaz dalarım. Yok. O zaman mutlaka dalmalısın. Bambaşka bir dünya keşfedeceksin. Nasıl olacak o? Merak etme, merak etme. Benim oğlum benim gibi adam olamadı ama harika bir balık adam oldu. Hadi o zaman siz inin. Ben de üzerimi değiştirip geliyorum. Tamam, ben çantamı alıp geliyorum. Buyurun. Anam. Zeynel Efendi ne haber? Hulusi Bey amca. Vallahi sabah cimnastiği işte. Nasıl sizin keyifler nasıl? Şahane. Şahane bir otel yapmışsınız. Elinize sağlık. Hayırdır? Siz nereye böyle? Oğlanla gelini tüple dalışa götürüyorum. Tüple dalış çok güzel. Kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Bay bay. Bırak şu kapıyı. Bak bırakacağım ama dövmeyeceğim. Bak sen dövüyorsun. Bırak senin şu kapıyı. Aha da bıraktım. Neyse bak sözlerim. Sen kiminle konuştun demin? Valla Yonca Kurban'la Hulusi Bey şöyle gidiyorlardı. Kuzey Bey'le Yonca Kurban tüple dalmaya gidiyorlarmış. Nereye dalacaklarmış? Nereye olacak kurban, denizin dibine. Denizin dibine mi? Ya bunlar delirdiler mi ne? Boğulurlar orada. Olur mu kurban? Tüple dalıyorlar ya, o yüzden boğulmuyorlar. Tüple mi? He. Denizin dibinde orada kimse görmez onlar değil mi? Ya nereden görecek kurban? Yürü gidiyor. Nereye gidiyor? Tüplen dalmaya. Ya ne diyorsun Gonca kurban, biz normal yüzemeyik, tüple nereden dalacağız? Tüplen dalacağız, yüzme bilmemize gerek yok diyorum, yürü. Ama Gonca kurban dur şu kapıyı kapat. Gel bakayım. Bak bir daha. Bana ne vurmayacak adam? Camış Zeynel. Buyur kurban. Bu tüplen dalış nasıl oluyor ki acaba? Tüplen dalış. Dipten böyle kıyın kıyın gidin. Ne bileyim suya sabuna dokunmadan öyle gezineyim. Sanırım galiba yani. Bilmiyorum da ben ne diye hava atıyorsun acaba Camış. Gel biz de tüplen dalacağız. Tüplen mi? Evet. Dur Gonca kurban bak, şeytan doldurur ne tüpü ya. Ya sen ne kadar korkak bir insanmışsın ya. İyi o zaman ben de tek başıma giderim, hiç korkmam. Yok yok bir dakika. Ben seni hayatta yalnız bırakmam. Ey de hadi o zaman Camış Zeynel, tüp bulak. Tüp bulak. Nereden bulacağız tüpü? Ya nereden olacak Allah? Dur bak sen yürü. Bak buraya ilk geldiğimizde mutfakta çalıştığımız nasıl olmuş değil mi? Yani neyin nerede olduğunu biliyoruz vallahi. Elimizle koymuş gibi bulduk tüpleri. Gonca kurban. Ben yine de diyeyim ki ne bu işten vazgeçelim. Yani biz ne anlarız denizin dibinden, balık mıyız? Ya sen ne kadar korkakmışsın ya. Ne var bunda canım? Şu tüpün ucunu açacağız. Sonra nefesimizi. Gonca kurban. Dur Gonca kurban. İmdat kolay. Gonca kurban. Kalk. Gonca kurban. Kalk. Ah anam. Kalk. Oy neredeyiz biz, ne oldu şimdi? Tüp. Öz Zeynel'den sana bir şey diyeyim mi? Bu tüplerin dalış hiç bize göre değilmiş. Tüpler.
çok zevkliydi. Evet, unutmuşum güzellikleri dalmaya. Dipteyken hiç de öyle unutmuş gibi değildiniz küçük hanım. Evet, daha önce biraz ders almıştım. Hatırladıklarımla idare ettim biraz. Neyse, Hulusi Bey ortalıklarda yok. Ben gitsem iyi olur. Hadi bay. Allah Allah, nesi var bu kızın? Ne kadar da iyi anlaşıyorduk halbuki. Şimdi nefret eder gibi davranıyor. Aman nereye gidiyorsun, kal iyiydik falan der insan değil mi? Hiç tepki yok. Adam yanımda resmen sıkılıyordu. Yetmez yani. Dedem mi? Efendim? Sen de beni yağlasana. Niye? Burleş mi tutacağız? Bende bir tuhaflık var Medeli. Hem sen niye beni hiçbir bayine tanıştırmıyorsun? Yoksa benden utanıyor musun? Yok canım, ne var utanacak ya? Ne var ki, tanıştırırım, ne olmuş? Tanıştır o zaman. Ya tanıştırırım da altı üstü bayi be kardeşim ya. Tanışmak istiyorum Medeli. Anlaşıldı. Seni arıza çıkarmadan tanıştırsam iyi olacak. Ah işte bir tane geliyor. Gel kardeşim senin eşinle tanış. Efendim eşim Hamiyet, Gıyasettin Bey. Hayal bu bayi mayi değil, düpedüz ecnebi. Ne demek ecnebi? Hamburg bayisi kendisi. Artık Amerika'da da çalışıyor. Hamburg bayisi. Hamburg bayisi. Affedersin. Affedersin neyim amcacım ya. Hamburg bayisi. Neyse medeni karpuz. Şu karpuzları getir, soğumuştur. Hadi canım. Ha, daha karpuz keseceğiz. Böyle güzel bir akşamda, böyle güzel bir ortamda tek başına olan bir ben varım herhalde. Alış kızım buna. Aşk hayat boyu sana teyit geçecek. Yonca? Bey? Ne yapıyorsun burada tek başına? Hiç, hava alıyorum. Ben yanında durursam hava kirliliği olmaz umarım. Yok canım, ne kirliliği? Tabii durabilir. Yonca sen iyi misin? Evet. Neden? Bilmem, çok keyifsiz görünüyorsun. Yok. Tatil yaramadı galiba bana. İşiyle var olabilenlerdenim, onu anladım. Bana çok yaradı ama. Ben seninle inanılmaz keyifli zamanlar geçirdim. Ben de. İyi ki buraya gelmişiz Yonca. Yanımda olman benim için dünyanın en güzel şeyi. Hep yanımda ol, olur mu? Denerim. Güzel yapma. Neden? Benimle ilgili bir sorunun mu var? Yani ne zaman odana gelsem hastayım, uykum var, yorgunum dedirttin. Ve şimdi de kendini geri çekiyorsun. Kim? Ben mi dedirtmişim? Evet. Kim söyledi sana bunları? Gonca. Gonca söyledi. Ya sen söyletmediysen neden söylesin ki? Gonca seni benden kıskanıyor. Kıskanıyor mu? Neden? İnsanın sevgilisini kıskanması normal değil mi? Sevgilisi mi? Evet. Gonca ile çıkmıyor musunuz? Ben Gonca ile çıkıyorum ha. Evet. Kardeşim nerede acaba? O da yok, bu Zeyn de yok. Gonca, ben şimdiye kadar hiçbir şey için yemin etmedim. Hatta insanların bana inanıp inanmaması umurumda bile değil. Ama sen başkasın. Sana tüm kalbimle yemin ederim ki benim Gonca ile aramda hiçbir şey olmadı. Hatta aklımın ucundan bile geçmedi. Ama siz çok iyi vakit geçiriyordunuz. Yani tenise gitmeler, kafelerde takılmalar. Hatta sen ona böbreğini bile verdin. Ya evet verdim, çünkü onu seviyorum. Gonca benim şimdiye kadar tanıdığım en saf, en temiz insan. Ya dünyanın hiçbir kötülüğünden haberi yok gibi. Yani öylesine savunmasız, öylesine içten ki
Kardeşim gibi. Gerçekten mi? Gerçekten. Demek bunun için kendini geri çekiyordun. Benden uzak duruyordun. Evet. Son istediğim şey benden uzak durma. Yıllardır kendimi ilk defa bu kadar heyecanlı, bu kadar keyifli hissediyorum. Hayat ne kadar da eğlenceli bir şeymiş meğer. Yeni fark ediyorum ben. Seni ayaküstü bir yerlerde gördüğümde bile muhabbeti biraz daha uzatmak için bin bir türlü şebeklik yapıyorum. Yanında biraz daha kalabilmek için. Kalbim öylesine hızlı atıyor ki bazen hızına yetişemiyorum. Soğuk soğuk terlediğimi hissediyorum. Dizlerimin bağı çözülüyor. Çocuk gibi. Sence bunun adı ne? Aşk olmasın. Aşk olsun. Allah'ım yarabbim. Yonca kardeşim nerede? Sanki yürü yarıldı da yerin dibine girdiler. Keşke senin el camışı girseydi. Yonca. Kardeşim.